Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Bulabilirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesinde Kültürel Varlıkların Yeniden Anlamı Projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. İlk durağımız binlerce yıllık geçmişiyle huzurun ve barışın şehri Adıyaman. Adıyaman'daki binlerce yıllık tarihiyle Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi ve Arsemiya Ören Yeri'ni Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik'ten dinleyeceğiz. Cendere Köprüsü milattan sonra yaklaşık 193 yılında yapımına başlanmış. 17-18 yıllık bir yapım sürecinden sonra hizmete sunulmuş. Roma dönemi krallarından Septimus Severus döneminde inşa edilen yapı askeri amaçla aslında inşa edilmiştir. Roma döneminde günümüze ulaşan bölgemizdeki yapılardan unik eserlerdendir. Bunun sebebi özellikle 120 metre uzunluğu, 7 metre genişliği, 30 metre kemer aralığı genişliğiyle eşi bulunmaz bir eser. Kendi döneminde inşa edildiğinde kuzeyde ve güneyde İkişer sütun olmak üzere toplamda 4 sütun bulunuyordu. Bu 4 sütundan bir tanesi kendi döneminde yıkıldı. Bunun yıkılmasının sebebi Septimus Severus'tan sonra oğulları Caracalla ve Geta arasında Tatkagos çıktı. Caracalla Geta'yı yendikten sonra Roma bölgesinde bulunan ve Geta adına yapılan tüm her şeyin yıkılmasına karar verdi. Bu sütunlardan bir tanesi de Geta adına yapıldığı için kuzeyde bulunan sütunlardan bir tanesi de yıkıldı. Diğer sütunlardan bir tanesi eşi ve askerlerimin anası diye ifade ettiği Julia Donna için ve oğlu Caracalla için inşa edilmişti. Yakın zamana kadar normal şehirler arası yol olarak kullanılan köprü 2002 yılından sonra yeni köprünün inşa edilmesiyle birlikte araç trafiğine kapatılarak muhafaza altına alındı. Karakuş Tümülüsü, Komagene Krallığı döneminde inşa edilen bir hiyeretsiyon. Aslında kutsal ören yeri anlamına geliyor. Kraliçeler mezarlığı olarak da biliniyor. Çünkü yazıtlardan anladığımız kadarıyla burada Komagene Krallığı'na ait kraliçelerin gömülü olduğunu biliyoruz. Ortada mezar yapısı var. Orijinalinde 30 metre yüksekliğindeydi. Ancak zamanla 20 metreye düştü bu. Orijinalinde 6 adet sütun vardı. Ancak günümüze sadece 4 tane sütun ulaşabildi. 2 tanesi kuzeydoğuda, bir tanesi kuzeybatıda ve bir tanesi güneyde olmak üzere 4 sütun şu anda günümüze ulaşmış. Bu sütunlar tambur şeklinde oluşturularak en üste kabartmalar konmuş. Karakuş ismini ise güneyde yer alan sütun üzerinde bulunan kartal heykelinden alıyor. Bölge halkı bu sebeple Karakuş diye söylemiş, ifade etmişler. 6 Şubat depremlerinde Karakuş tümülüsünde bulunan sütunlar da nasibini aldı. Özellikle kuzey batıda bulunan sütunumuz depremle birlikte tamamen dağıldı ve yere düştü. Üstündeki kabartma kısmen parçalandı. Bu mezar yapıtını yapan Kral 2. Mitridates ile kız kardeşi Laodike'nin tokalaşma sahnesi var. Ancak genel müdürlüğümüzün çabalarıyla sütun tekrar restore edilerek çok kısa bir süre içinde ayağa kaldırıldı ve ziyarete açıldı. Tarihi Kahta Kalesi ilk yapım aşamasının Hititlere kadar gittiğini biliyoruz. Ancak günümüzdeki son halini Memlükler döneminde almış. Öncesinde ve sonrasında da sürekli kullanılmaya devam etmiş. Yakın dönemde Osmanlılar kullanmış. Öncesinde Bizans, Roma bu dönemlerde sürekli kullanımına gelmiş. Sürekli eklemeler yapılmış ve bugünümüze bu şekilde ulaşmış. Kahta Kalesi farklı bölümlerden oluşmakta. Dış kale, iç kale dediğimiz bölümler ve saray dediğimiz alan bulunmakta. İç kalenin içerisinde hapishane dediğimiz zindan, pazar yerleri, alışveriş alanları yer almakta. Aynı zamanda ibadethane amaçlı kullanılan mescit de yer almaktadır. Özellikle o dönem için haberleşme amaçlı kullanılan güvercinler burada yetiştiriliyordu. Ve gizli tünel dediğimiz aşağıya inen kısımda da muhafaza ediliyordu. Ve zor zamanlarda bunlar haberleşme amaçlı kullanılıyordu. Tarihi Kahta Kalesi son derece sarp bir yamaca inşa edilmiş. Bir tarafı tamamen yaklaşık 80 metre derinlikte bir kanyondayken diğer tarafı
tarafı ise kale tarafından muhafaza altına alınmış ve bu şekilde bölgenin geçiş noktasını muhafaza altına almış, kimsenin girişine çıkınsına imkan vermemekteydi. İçeride inşa edilen dış kale duvarı içerisinde gözetleme alanları dediğimiz noktalar var ve bu noktalar belli bir sistematik içerisinde inşa edilmiş. Orada gözcülük yapan askerlerden birisinin bakış açısına dahil olan topraklar bittiğinde diğerine dahil olan alan başlıyor. Bu şekilde herhangi bir yerden bir sızıntı veya benzeri bir karşı unsurun taarruzunun söz konusu değil. Bu şekilde yapılmış. Yakın dönem tarihçesiyle ilgili bilgileri kitabelerinden alıyoruz. Çok sayıda kitabe var. Özellikle giriş kısmında Sülüs yazı tekniğiyle yazılmış kitabede alanın Memlük Sultanı Sultan Kalaun tarafından inşa edildiği ifade edilmektedir. Şu anda Arsemiya Nymphaeus dediğimiz Kumagene Krallığı tarafından kutsal ilan edilen bir alandayız. Nymphaeus demesinin sebebi Nymphe zaten bildiğimiz gibi su çay perileri olarak geçiyor. Bir çayın kenarında olmasından sebep Arsemiya Nymphaeus diye isimlendirilmiş. Bu bölgenin önemine değinmek istersek kısaca şöyle diyebiliriz. Kumagene Krallığı'nın yazlık ve idari başkent olarak kullandığı bir alan. O yüzden diğer öyle alanlar gibi kale yapılarını falan göremiyoruz. Tabii önceki dönemlerde üst kısımda kale yapıları vardı ama günümüzde sadece temel kalıntıları kısmen ulaşabilmiş. Buradaki diğer önemli özelliklerden bir tanesi de Anadolu'nun en büyük Grekçe yazısının burada yer almış olması. Nomos dediğimiz 237 satırdan oluşuyor. Tek parça ana kaya üzerine işlenmiş durumda. Ayrıca burada mermer üzerine işlenmiş bir kabartma yer alıyor. Kumagene Krallığı'nda çokça kullanılan Deixiosis yani tokalaşma sahnesini görebilmekteyiz. Bu tokalaşma sahnesinde Kral Antiochos ve mitolojiden bildiğimiz Herakles ile bir tokalaşma sahnesi yer almakta. Antiochos kısmen Pers giyinimli, Herakles ise Roma ve Yunan mitolojisinde gördüğümüz gibi çıplak ve kaslı vücuduyla tasvir edilmiş. Kumagene Krallığı'nın başkenti Samsat, eski ismiyle Samos. Arsameia ise o krallığın yazlık başkenti ve idari başkenti olarak kullanılmış. İnşa dönemi, kentin yapılış süreci M.Ö. 2. yüzyıla kadar gitmekte. Kumagenelilerin atası Arsames tarafından inşa edilmiş ancak bölgede var olan kabartmalar, heykeller ve yazıtlar Antiochos döneminde genellikle inşa edilmiş. Anadolu'nun en büyük Grekçe yazıtının altında aşağıya derine doğru inen bir dehliz yer almakta. Derinliği yaklaşık 158 metre uzunluğunda. Tam olarak ne amaçla inşa edildiği bilinmese de yine de kutsal bir amaçla inşa edildi ve şehirde bir nevi inzivaya çekilme amacıyla kullanıldığını tahmin ediyoruz. Kumagene Krallığı'nın yazlık başkenti Arsemiye'ye çıkarken kutsal bir yoldan çıkıyoruz. Aslında o dönem için kutsal kabul edilen bir dönem. Sağlı sollu normalde olması gereken Kumagene Krallığı'nın atalarına ait tokalaşma sahnesi ve tanrı betimleri vardı. Ancak günümüzde çok az sayıda ulaşmış. Bunlardan bir tanesi de Apollon Mitras kabartması. Biz bu bilgilerin tamamını Grekçe yazıttan alabiliyoruz. Grekçe yazıtta Kumagene Krallığı'na ait gerek siyasi, gerek dini, gerek yönetim şekli veya burada düzenlenen dinsel ritüellerden tutun da siyasi şeylere kadar ve burada sunulan içkinin kalitesinden kimlerin sunacağına kadar her konuda bize detaylı bilgi vermekte. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.